ABD'den gerilimi artıracak hamle, askeri uçaklarını Yunan üslerine konuşlandırdı. İsrail, Gazze'ye bomba yağdırdı. Dünya, 21. yüzyılın soykırımına kulak tıkadı. Amerika Birleşik Devletleri ise katil İsrail devletine desteğini açıkladı. Önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ardından ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sırtını sıvazladı. Bununla da yetinmeyen ABD, gerilimi tırmandıracak yeni bir hamleye imza attı. Askeri uçaklarını Yunan üslerine konuşlandırdı. Dünya, tarihin en büyük soykırımlarından birine tanıklık etti. Eli kanlı İsrail devleti, masum Filistin halkını hedef seçti. Kundak'taki bebeği hatta çocukları bile terörist ilan etti. Dünya katliama sessiz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, on binlerce masum sivili hayattan koparan İsrail'in yaptığı katliamlara kimse dur demedi. Dünya, 21. yüzyılın en kanlı saldırılarını görmezden geldi. Joe Biden'dan destek ziyareti. Katil İsrail'e en büyük devleti ise Amerika Birleşik Devletleri verdi. Önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ardından ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'i ziyaret etti. Masum sivillerin katledilmesini görmezden geldi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sırtını sıvazlayarak destek verdi. Önce uçak gemisi şimdi de. Daha önce gerilimin yükseldiği bölgeye USS Gerald R. Ford isimli uçak gemisini gönderen ABD'den yeni bir hamle daha geldi.